Şöyle, elbette ki gurur duyuyoruz. Yani 60 yıl içinde çok büyük iş insanlarımız oldu burada. Çok güzel işler yaptılar. Ama benim motum şöyle. Artık bir büyük bir akademisyen kitle var Almanya'da. Ve bu akademisyen kitle de artık kendi iş alanları kurmak zorunda. Ve ben bunu bir hastaneyle bir ilk başı yapacağız inşallah. Çünkü buna da ihtiyacımız var. Biz artık iş aileleri çocuklarıyız. Doktorlarız, mühendisleriz, avukatlarız. Artık bu seviyede de herkes kendi iş alanını kurup işveren olmak zorundayız. Bunun peşindeyim ve burada da ilham almak peşindeyim de biraz aynı zamanda. Örnek alıyorum herkesi. Şöyle, ben bu hastane projesini gerçekleştirmek için büyük bir miktar paraya ihtiyacımız var. Ben bunu zaten bankalarla kendim uğraşıyorum, yapıyorum ama aynı zamanda da buradaki yaşayan Türk insanlarımızdan da destek bekliyorum. Yani bağış birebir doğrudur. Çünkü herkesin bir payı olacağını, yani ne kadar değerli olduğunu herkes biliyor, ne kadar ihtiyaç olduğunu da biliyor. Ve bunda da beni yalnız bırakmayacaklarından eminim. Herkesten Gani Klinimiz için destek bekliyorum, bağış bekliyorum. Her Türk'ten 10 euro diyorum, sağ olsunlar. Şöyle, hastanenin yeri belli. Muayenehanem zaten hastaneyi kuracağımız yerde. Muayenemle de henüz faaliyetteyim, yapıyorum. Ameliyatlarım var haftada iki sefer, Düsseldorf bir özel klinikte çalışıyorum. Aynı zamanda da hayvan denemelerimiz de devam ediyor. Yani ben devamlı çalışıyorum zaten, devamlı üretmekteyim. Ama asıl iş hastane, buna odaklıyım. Parayı toparlayabildiğim an direkt bunlara girişeceğiz zaten. Her daim büyük düşünmelerini isterim. Yani ilk başta tabii eğitim, sonra çok çalışmak, ondan sonra da büyükleri hedeflemek. Yani artık biz dediğim gibi işçi ailelerin çocuklarıyız ama biz bunları gurur duyuyoruz ailelerimizle ama onların dedikleri gibi biz çok daha iyi yerlere gelmek zorundayız ve bunları da hedeflemek zorundayız.